zaman gerçekten olması gereken sözlerimizi söylemişiz. İster taraf olsun, ister bizden olsun, isterse başkaları olsun. Biz haklarını ve hukuklarını bugüne kadar savunmuşuz. Şimdi bakıyorum ki zaman zaman kısmen de olsa arkadaşlarımız bu havayı geriyorlar. Hiç germeye gerek yok. Bu bir yarıştır. Bu yarışta kaybedersek arkadaşlarımızı tebrik eder, oradan ayrılırız. Kazanırsak da inşallah o nezaketi onlardan bekleriz. Zaman zaman bakıyorum basında talihsiz olaylar açıklanıyor. Özellikle bu banka üzerlerinde Denizbank olayı var. Bu da 37 yıllık ticari hayatımda beni ilk defa rahatsız eden işidir. Benim kimliğim ortada ve ticari hayatım ortadadır. 20 milyon, 30 milyon bahsediyorlar işte. 30 milyon bir parayı yermiş. Sayın Alparslan 3-5 tane yandaşlarına vermiş. Diğerini de geri iade etmiş. Rakip arkadaşlarımız bunu iddia tespit ettikleri an Değil Ticaret Oda Başkanlığı'nı bu memlekette emin yükleyeceğimi sizlere basına taahhüt ediyorum. Bunlar çirkin şeylerdir arkadaşlar. Denizbank oradadır. Bugüne kadar tabii ki biz yatırım meclisi değiliz arkadaşlar. Biz sadece ara bulucuyuz. Tacirimizin sıkıntılarını bir yerlere iletmek adına biz bir köprüyüz. Fakat arkadaşlarımız burada başka aramaya çekiyorlar. Denizbank'a gelen para 3080 TL. 54 tane tacirimiz 50'şer bin lira para almış. Tabii ki şartları tutmayan arkadaşlarımız kusura bakmasın. Sicilleri bozuk olan, çekleri bugün esnafların kasasında henüz daha rehin kalan arkadaşlarımız var bunların içinde. Bunun içinde banka kimseye peşkeş para çekmez, vermez. Bugün isterseniz telefonu şu an megafon bugün cumartesi, pazartesi olsa megafonu kaldıracağım. Herhangi bir bankayı ararsam 3-5 bankayla çalışıyorum ben. Falan müdüre söyleyeyim ki bana 10 milyon, 15 milyon hesabımı atın Becaş olarak. Kimse babasını kaybeden Sayın Alparslan'a para vermiyor. Yani zaman zaman iş dünyasına işte gidiyorlar. Vasif Yılmaz'a 4 milyon vermiş, Fadıl Ateş'e 2 milyon vermiş, Osman Aydemir'e 2 milyon vermiş veya Naim Alparslan'a. Bunu iddia etsinler bu evde, bu memlekette en büyüklerim. Bu kadar iddialıyım. Gelen para bize gelmemiş. Odalar Birliği sadece bu ile ilgili %85'ine kefil oluyor. Bu finans bankalarındır. Maalesef kısmen de olsa o gruplarda olan arkadaşlarımız var. Hesap kitap bilmedikleri için, banka sistemi paranın ne olduğunu da tanımadıkları için zaman zaman da 250 milyon patlosla diyorlar. Gidiyorum banka diyorum ki bugün bana 2 milyon nakit lazım. Diyorlar ki başkan ancak sana bu parayı yarım verebiliriz. Yani bu arkadaşlar ne yapmak istiyorlar? Bu şehri neden bu kadar geliyorlar? Biz hepimiz akrabayız, eşiz, dostuz. Bir araya geleceğiz. Bu seçimler geçecek. Yani bunlara çok takılmamak lazım. Ben geldiğim günden beri hiç bunu dile getirmedim. Benim birinci dönemdeki ekip arkadaşlarım beni bir sene sıkıştırdılar. Sayın Başkanım çık de Mehmet Erat'la ilgili açıklama yap. Ben hepsini sümen altı yaptım. Yok yaparız önümüzdeki hafta. Önümüzdeki hafta bir yıl arada geçti. Ondan sonra şunu dedim. Arkadaşlar yanlış giden bir şey varsa da bu beni bağlamaz. Ben kirli sayfayı çevirmişim, yeni bir sayfa açmışım. Bu sayfayla yolumuza devam edeceğiz. Ve elhamdülillah bütün tacirlerime teşekkür ederim. Bize inandılar, bize güvendiler, aidatlarını ödediler. Biz 7,5 milyon borç, 2 tane icrada bağlı olan araç, biz yetişmedik birine. Birisi icrada satılmıştı. Biz daha sonra, bir sene sonra diğer aracımızı aldık, 38 bin lira sattık. Biz yerine yeni bir araç aldık. Bir konferans salonu yaptık. Meclis toplantı salonu yaptık. Bütün odanın düzenini değiştirdik. Ciddi bir para var. Türkiye Cumhuriyeti'nde kimse diyemez ki Sayın Alparslan şunu yaptı, şu eksiği var diyemez. Ve 365 oda içerisinde de kardeşiniz bir ilk beşledir. Bunu Rıfat Hisarcıoğlu mikrofona aldığı zaman 15 yaka ağrıyı anlatıyor. Bu şu an marifete giden arkadaşlarım var. Ellerini vicdanlarına koysunlar ve bunu da sorun basın olarak. Elhamdülillah biz bu memlekette ve bu oda itibar kazandırır. Hiçbir şey yapmadıysa itibar kazandırır. Bugün bir telefonla $1 milyon at soğa istediğimiz ürünü indirebiliriz. Kalite getirdik, taraf olmadık, bu şehri germedik. Bütün bu şehrin olaylarına müdahil olduk. Yani dolmuş olayına müdahil olduk, Frinciler'e müdahil olduk. Kargaşa olan bazı ailelere göğsümüzü serdik. Dedik ki bu şehrin havası bozulmasın. Bozulduğu takdirde en büyük sıkıntıyı Sayın Alparslan yaşayacak.
350 milyon, 400 milyonluk yatırımım var. Yani dikkat etmemiz lazım. Birileri bir gün bir çanta, zamanı geldiği zaman çanta alıp da gelip de bu memlekette bazı şeyler yapıyor. Biz hep bunlara karşı çıktık. Bu siyasetçiler de olsun, belediye başkanları da olsun, milletvekilleri de olsun, ATSU başkanları da olsun. Ama ben bu memlekette gidemiyorum işte. Çünkü ciddi bir yatırımım var. İstanbul'a gidip de, Cemil Bey İstanbul'a gidip de ben ağırlayayım. Gelmişim şu ürünü alma. Vallahi bir ticaret odası başkanımız var. Sayın Alpbastan. Yahu 2 sene önce işte geldi bizi 500 bin lira dolandırdı dediği zaman siz ne yapabilirsiniz? Senin ne kadar itibarın olur Cemil Bey? Yani siz bu memlekette gerçekten kanaat önderi seçiyorsunuz. Bazı arkadaşlarımız belki bunun farkında değildir. Gerçek İstanbul'da olduğu için sadece Halis Bey iştirak etmiş. Beşinci grup mobilya sektörü. Yavuz Dalçın. Erdal Kılıç. Kıda grubu. Şah. Şah Köksel. Ağabey Memleket Gazetesi İmkası. Finans. Baykut. Yedeğimiz